başta biraz yadırgıyordum. O ne ya Çayko falan, hani çocuk gibi. Sonra ben de alıştım. Ben de Çayko der oldum. Hoşumuza gitti sonra, değil mi? Hani Çayan ismi bence çok güzel de ben hep Çayan demek istiyordum. Ama sonra ben de alıştım Çayko demeye. Şimdi hep Çayko diyoruz, değil mi Çayko? Ben Ayşe Çetinbaş. Bağımsız bir belgesel film yapımcısıyım. 40 yaşındayım artık. Çayan'da bir yönetmen, bağımsız belgesel film yönetmeni. Evet, aslında belgesel aracılığıyla oldu. Ben dediğim gibi iktisat fakültesini bitirmiştim. Bambaşka işler yapıyordum ama hani gönüllü olarak hep bir şekilde özellikle belgeselci arkadaşlarıma altyazı vesaire konularında yardımcı oluyordum. Çayan sürekli kapımı çalıyordu. İşte şu festivale başvuracağım, başvuru formunu beraber doldurabilir miyiz falan diye ben de İşte yardımcı oluyordum, öyle tanıştık diyebilirim. Bakur işte, evet, barış sürecinde çektiğimiz bir belgeseldi. Belgeselinin fikri aslında Ertuğrul Mavioğlu'ndan çıkmıştı. Ertuğrul Mavioğlu biliyorsunuz gazeteci aslen ve o dönem Kandil'deki basın toplantısına katılmıştı. Yani bütün dünyaya geri çekilmenin duyurulduğu o basın toplantısına katılmıştı. Anadolu Ajansı'nın yanında, öyle söyleyeyim. İstanbul'a döndüğünde hemen Çayan'la buluştular ve işte geri çekilenleri biz de takip edelim, işte bu tarihi ana tanıklık edelim falan diye Çayan'a böyle bir belgesel çekme fikrinden bahsetti. Çayan da hemen tabii ki dahil oldu ve birlikte gidip işte çekimleri yaptılar. Barış sürecinin böyle çatırdamaya başladığı dönem diyebiliriz. Ama yine de barış süreci devam ediyordu. Yani hani sadece geri çekilme durmuştu. Tabii her şey bambaşka bir şekilde devam ettiği için Bakur'un da farklı bir serüveni oldu maalesef. Çayan filmi bitirip teslim ettikten sonra post prodüksiyon stüdyosuna ertesi günü yani 18 Mart'ta aniden kalbi durdu Çayan'ın. Sokakta birden yığılmış yani ve beynine oksijen gitmemiş 15 dakika boyunca. Bu korkunç bir beyin hasarı anlamına geliyor. Yani komşularımızın ambulansı çevirip Çayan'a hani müdahaleleri sayesinde Çayan bir şekilde hayatta kalıyor. Kalp masajlarıyla vesaire hayata döndürülüyor. Ve ondan sonra hastaneye götürülüyor ve işte bütün o yoğun bakım, koma süreçleri vesaire başlıyor. Bu 18 Mart 2015'te oluyor. Bir ay sonra da İstanbul Film Festivali'nde galamız olacaktı. Ben hem filmin hani organizasyonuyla uğraşıyorum. Çayan yoğun bakımda, komada. Ben hani festival konukları, işte basın bültenleri, işte rengi, sesi sorunlu falan filan, hani ben hastane sürecinde Bakur'un gösterimine hazırlanıyorum bir yandan Çayan yoğun bakımda, komadayken. Yani böyle çok absürt bir durumdu gerçekten. Gösterimden önceki akşam 6'da İstanbul Film Festivali'nden bir telefon aldım. Hemen yüz yüze görüşmemiz gerekiyor deyince ben apar topar hastaneden kalkıp İKSV binasına gittim. Kültür Bakanlığı'ndan yazıyı gösterdiler. Görgün Bey, hiç unutmuyorum, işte gösterimi yapamayacağız dedi, iptal etmek durumundayız. Kültür Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Zaten polisler gitmiş Atlas Sineması'na, işte böyle bir film olacakmış burada falan. Atlas Sineması'nı tehdit etmişler, böyle bir gösterim yapamazsınız burada falan diye. Sinemada festivali aramış. Festivalde işte böyle alelacele panik olup hani bizi arayıp gösterimi yapamayacaklarını söylediler. Saat 4'te olacaktı gösterim. O gösterim yerine 4'te Atlas Sineması'nda büyük bir basın açıklaması, toplantısı oldu. Ve ondan sonra da bütün bu sansür mücadelesi başlamış oldu ama evet, Çayan o dönem hastanede komadayken biz de sonra bu sansür mücadelesine başladık yani. Bir buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Sonrasından servise geçtik. Yani totalde 5,5 ay hastanede kaldık biz. Çayan
yoğun bir fizik tedavi, işte tedavilerle, terapilerle falan ayağa kalktı bu süre içerisinde. Yani 5,5 ayın sonunda ayaktaydı Çayan artık. Ama tabii beyine çok yoğun hasar gördüğü için pek çok engeli vardı. Neydi? İşte görme engelliydi artık Çayan. Çayan'ın beyninin görme merkezi de hasar gördüğü için Çayan göremiyordu. Fiziksel sorunları vardı, işte denge koordinasyon problemi, işte kolunu rahat kullanamıyor, ince motor hareketleri ne kontrol edemiyor vesaire gibi. Yani Çayan engelliydi hastaneden taburcu olduğumuzda. Evde tedavilerine devam ediyorduk. Bir buçuk yıl sonra bir gün işte zil çaldı, polis geldi eve. Mayıs 2015'te Batman'da yapılan bir Bakur'un bir gösteriminde terör propagandası yapıldığı iddiasıyla bir soruşturma açılmış. Ne o? Mayıs'taki o gösterimde terör propagandası yapılmış diye. Yani o kadar saçma bir dava ki, bir soruşturma ki, pardon, soruşturmayı da daha o zamanlar. Yani bir defa o gösterimle alakalıysa, o gösterimde Çayan komada yatıyordu. Filmle alakalıysa o zaman İstanbul'da açılmış olması gerekiyordu falan. Ben de hani soruşturma düşer diye, yani soruşturma düşer diye düşünüyordum. Hani sonuçta Çayan %90, o zaman %94 %94 engelli raporu vardı. İşte her türlü şey yazıyordu, yani konuşma zorluğu var, işte hafızası, her şeyi sıkıntılıydı yani o zamanlar. Ama tabii ki öyle olmadı. Yani 2017'de, yani 2 yıl sonra dava açıldı. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Bir belgesel filminden dolayı yönetmenlerin yargılanıyor olması. Bununla ilgili tepkilerimizi dile getirdik. Burada mevzu bir engelli birinin yargılanıyor olması falan değil. Burada hani bir filmin yargılanıyor olma meselesiydi. Ama tabii ki hani bir yandan da Çayan'ın durumunu da dikkate almaları gerekiyor düşüncesiyle Çayan'ı da alıp Batman'a götürdük. Yani mahkeme görsün istedik, nasıl birisini yargılıyorlar. Hakim sordu Çayan'a, evet ne demek istiyorsun falan diye. Ben hatta yanına geçmeye çalıştım, konuşma zorluğu çekiyor falan diye. Hakim kabul etmedi, hayır dedi, kendi savunmasını yapacak falan dedi. Beni kabul etmedi yanına. Sonra Çayan işte yüksek sesle anlatmaya çalıştı. Tam olarak şunu söyledi Çayan, işte ben bağımsız bir belgesel film yönetmeniyim, mesleğimi yaptım, neden burada olduğumu anlamıyorum, bir suç işlemedim. Yine de hapse atmak istiyorsanız buradayım tarzı bir savunma yaptı. Yani toplam 3-5 cümleden oluşan bir savunmaydı bu. Temmuz 2019'da karar açıklandı. 4 yıl 6 ay hapis cezası aldılar. Bugüne kadar Çayan'ın sağlık durumunu ön plana çıkartmamaya çalışmıştık. Dediğim gibi burada bir filmin yargılanamaz olma meselesinden kaynaklı. Ancak Çayan ve Ertuğrul'a 4,5 yıl hapis cezası vermelerinden sonra artık biz bu da ayrı bir mücadele alanı diye düşündük. Sonuçta bu da kabul edilemez bir şey. Çayan %99 sürekli engelli raporu olan birisi. Yani Çayan temel ihtiyaçlarının hiçbirini tek başına yerine getiremiyor. Çayan görme engelli. Onun dışında yani yemesi, içmesi her türlü yani hiçbir şeyin tek başına yerine getiremeyen bir insan, raporları var ve buna 4,5 yıl hapis cezası veriyorsunuz. Bu kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla bu da bizim için ayrı bir mücadele alanı oldu. Çayan artık çalışamıyor, engelli durumda. Çayan'a birisi bakmak zorunda olduğu için ben de tam olarak çalışamıyorum. Dolayısıyla hani bir şekilde bir gelirimizin olması lazım düşüncesiyle işte bu kapıları çaldım. Bunların hiçbirisi kabul edilmedi. En son tamam dedim, o zaman malulen emekliliğe başvurayım. SGK'ya gittim, işte prosedürleri işlettim, işte başvurumuzu yaptım, evrakları götürdüm vesaire vesaire. O uzun bir süreç, onu şimdi hiç girmeyeyim. Velhasıl reddedilmiş. Gerekçe de şu, sürekli bakıma muhtaç görünmüyormuş Çayan. Yani malullük derecesi kabul edilmiş, %60'ın üzerinde. Ancak sürekli bakıma muhtaç olmadığı için malulen emeklilik talebiniz reddedildi denildi sonrasında. Ben de dedim herhalde bir yanlışlık var burada. Yani doktorlar herhalde gözlerinden kaçtı. İtiraz dilekçesi yazdım. Bu sefer de SGK'nın üst kurulu
10 tane profesörün imzasıyla talebimi reddetti. Sürekli bakıma muhtaç değildir diye. Ben böyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani gerçekten burada artık bir aman iş yoğunluğu gözden kaçtı, dosyalar karıştı falan ötesinde bir şey vardı. Bu noktadan sonra yapacak hiçbir şey yoktu. Dava açtım ben de. Devlete, SGK'ya dava açtım. Ondan beri yaklaşık 2 yıldan fazladır da dava sürüyor. İşte mahkeme adli tıpa sevk etti. 27 Şubat Perşembe günü saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmamız var. Mali öden emeklilikle ilgili. Aslında karar duruşması olmasını bekliyoruz ama işte adli tıp üst kurulundan rapor geldi mi, gelecek mi o güne kadar onu bilmiyoruz. Eğer gelmemiş olursa bir celse daha atacak muhtemelen. Eğer gelmiş olursa neticede yıllar sonra hani mal ölen emekli olma hakkımızı kazanmış olacağız. Bizi görsün. Bizi görsün.